Bakalım hazırlıklar başlasın. Uzatmayalım artık. Sultanım, bunun ne acelesi var? Daha geniş bir zamanda konuşuruz. Hadi biz odaya çıkalım, gel. Ne demek ne acelesi var? Bir dakika, bir dakika. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Madem verecek cevabınız yok, kolları sıvayın artık. Sevdayı erteleyen hayatı erteler. Bir an önce söz hazırlıkları başlasın. Cemre Hanım, siz şimdi isterseniz biraz dinlenin. Bu konuyu da daha sonra konuşalım, olur mu? Evet sultanım. Hadi gel biz yukarı çıkalım. Bunu sonra konuşuruz, olur mu? Ablacığım. Evet babaanneciğim. Dur. Ben hasta olabilirim ama çocuk değilim. Çocukların göremediğini görür, eğriyi doğru yaparım. Bırakın bahaneleri. Oyalamayın beni diyorum size. Tamam Zümrüt Hanım, o zaman biz Zeynep'le bu durumu bir kararlaştıralım. Daha sonra konuşalım. Hanımlar. Misafirimiz var, görüyorsunuz değil mi? Babaannenizi odasına çıkarın. Yorulmuş belli ki. Bir şey biliyorum da söylüyorum. Beni dinle Zümrüt gözüm. Halil oğlum, uzatmayın bu işi. Bir an önce söz kesilsin diyorum size. Yolunuza çıkan kötü insanlar olabilir. Bir an önce sözünüz kesilsin diyorum size. Ben Zeynep'ten korkarken bu bunak bela oldu başıma. Halil. Aziz Bey'le ilgilenelim değil mi? Bırak, bırak onları, yapma diyorum sana. Yapma diyorum. Baba ne? Baba? Babaanneciğim, babaanneciğim. Zümrüt Hanım, sakin ol. Zümrüt Hanım. Ben... Canım, bu işi.
Şeytanlara fırsat vermeyin. Bir an önce söz kesilsin diyorum size. Dinleyin beni. Babaannem. Ben bir su getireyim. Koş abla koş. Tamam sakin ol. Zümrüt Hanım. Canım benim. Sakin tamam. Tamam geliyorsan. Ben... Hastayı huzursuz edecek bir şey yapmamaya özen gösterin. Anneciğim. Anneciğim. İyi misin? Ben yaşlı bir insanım. Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Yüreklerinizin birleştiğini gördüm ama ellerinizin birleştiğini görmeden gitmek istemiyorum. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Beklemeyin artık. Beklemeyin. Ben çok yoruldum. Beni odama götürün ne olur. Tamam gel. Beni odama götürün. Tamam. Anneciğim gel. Halil oğlu. Bu senden istediğim son arzu. Eğer gözlerim açık gitsin istemiyorsan harekete hiç bekleme ne olur. Nereden? Buradan mı? Ay Allah'ım. Yok artık. Bu kadarı da fazla ama. Ay ister misin böyle ciddiye binsin bu iş? Ay saçmalama anne ya. Songül Hanım izin verir mi böyle bir şeye? Orası öyle tabii de. Ay ne bileyim. Ay Halil Bey ne yapsın Zeynep'i? Yakışmıyorlar bir kere. Bu Zeynep'te ne buluyorlar anlamıyorum ki. Hadi biz işimize bakalım. Teyze, oturur musun lütfen? Kusura bakmayın Aziz Bey. Siz de böyle garip bir duruma maruz kaldınız. Hastalığın ayıbı da kusuru da olmaz Songül Hanım. Evlat, senin bu meseleyi böyle güzel idare etmenle gurur duydum. Zümrüt Hanım belki daha fena bir hale gelecekti. Allah razı olsun senden. Hep beraber idare ediyoruz ama artık yeter. Kadın yaşlı ve hasta. İncitmemek, sevgiyle davranmak en iyisi. Doktor da ihtiyaç duyulan neyse söyledi zaten. Bugün dediği yapılsa bile yarın unutacak. Önemli olan onun gönlünün hoş tutulması. Nasıl yani? Ciddi ciddi söz mü keselim? Neden olmasın? Madem böyle bir oyuna başladınız, devamını da getirin o vakit. Kadını yarı yolda bırakmayın. Yüzük bugün takılsa bile... O yine unutacak. İsteseniz de, istemeseniz de. Yok. Ben böyle bir şeye asla müsaade edemem. Hayat denen şu yolculuğumuzda
esas amacımız iyi insan olmak değil midir? Allah insan evladını diğer kullarından ayırıp akıl vermiş. Düşünelim de iyisine, doğrusuna karar verelim. Bizim bu melekelerimizi nasıl kullandığımız değil midir zaten asıl imtihanımız? Mesele iyi insan olmaksa, Zümrüt Hanım'ı incitmek yapılacak iş midir? Hele incitmemek bu kadar böyle kolayken. Kalbine, aklına, imanına yakıştırdığın neyse onu yap evlat. Sultanım, istersen belini yüzünü yıkasana, iyi gelir. İyi olur. Ben de abdest alacaktım zaten. Dur. Ben giderim. Siz işinize bakın. Ey Allah. Abla ne olacak şimdi? Nasıl oyalayacağız? Aklım almıyor, söz kesin diye tutturdu. Ben de bilmiyorum ki. Nereden çıktı bu, onu da anlamadım. Herkesin önünde rezil oldum. İnsanların önünde öyle el ele. Aziz Bey'e de çok ayıp oldu. Yok, ben en iyisi gidip bir özür dileyim. Öyle hiç hoş olmadı bu durum. Sen bilirsin kuzum. Ama sıkma kendini. Yani sendeki bir şey yok. Onlar da biliyor. Olsun. Aman ablacığım, sen babaanneme çok dikkat et, olur mu? Tamam tamam. Merak etme. Bugün söz diye tutturdu. Hadi dediğini yaptık. Yarın başka bir şey isteyecek. Ne yapacaksın Halil? Hayatını paketleyip hediye mi edeceksin? Yok, artık bu iyilik değil. Bu başka bir seviye. Gel kızım. Biz de seninle konuşacaktık. Kes otur şöyle. Kusura bakmayın lütfen. Babaannemin durumu malum. Ara sıra böyle kriz geçiriyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hicaba gerek yok kızım. Hastalık bu. Hangimiz yarınımızı biliyoruz? Bir daha tekrarlanmayacak ama, söz veriyorum. Gel kızım, geç otur şöyle. Biz Halil'le etraflıca konuştuk ve bir karara vardık. Zümrüt Hanım'ın gönlünü hoş edecek bir şekilde söz merasimi tertip edilecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak. Biz... Evet. Anladığın gibi. Zümrüt Hanım'ın ikna olması için küçük bir organizasyon düzenleyeceğiz. Yani biz öyle düşündük. Bana müsaade. Ustam, iftara kalsaydın? Kasabadan esnaf arkadaşlara sözüm var. Başka zaman inşallah. Peki madem, biz yolcu edelim seni. Sağlıcakla kalın.
Sen söyle Uyur. Ben özür dilemek istedim. Ablamın acısı yüreğime oturdu. Ne yapacağımı bilemedim. Sana terslendim. Benim iyiliğim için gerçekleri söylemediğinin yeni farkına varıyorum ben. Affet beni ne olur. Buna gerek yok Gülce. İçimdekileri söylemek istiyorum sana. Çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar yaptığın her şey için. Sen ne diyecektin? Ben daha iyi misin diye soracaktım. Sayende. İyiyim. Sevindim. Çok yorgun görünüyorsun. Yatağını hazırlayayım mı? Biraz dinlenirsin. Olur ama en fazla 2 saat uyuyabilirim. Çay bahçesine gitmem lazım. Tamam. Hemen hazırlıyorum. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yapmak zorunda değildin. Aziz Bey'in senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Anlıyorum onu kırmak istemedin. Ama biz babaannemle baş etmenin bir yolunu bulmaya çalışırız. Doğru. Aziz Ustam benim için çok kıymetli. Ama sırf o istiyor diye yapmıyorum ben. Zümrüt Hanım'ın iyi olması için insani bir yerden yapıyorum. Yakında buradan gideceğiz zaten. Öyle ya da böyle. Babaannem aramızda gerçekten bir şey olmadığını anlayacak. Anlamak zorunda. O yüzden bu akşamki tiyatroya da hiç gerek yok. Eğer ben bir duruma şahit olduysam onun önüne geçerim. Kimsenin iznine de ihtiyacım yok. O yüzden sen karışmasan iyi olur. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyormuşum? Bir öyle bir böyle davranıyorsun. Daha dün bize çiftliğimden gidin diyordun. Şimdi babaannemin iyiliği için hiç olmayacak bir şeye tamam diyorsun. Yalnız bir dakika orada bir dur. O başka, bu başka. Burası benim evim. Ve ben de gerekeni yapıyorum. Çünkü bu çatıda siz de yaşıyorsunuz. Bundan sonra gerekeni yapmaya da devam edeceğim. Siz gidene kadar. Nasıl olsa gitmenize bir şey kalmadı şurada. Madem öyle, sana tekrar hatırlatayım. Senin bizimle ne derdin olduğunu öğrenmeden buradan hiçbir yere gitmeyin. Bana neden böyle davrandığını söyleyeceksin. Neyi duymak istiyorsun bilmiyorum. Kafanın içinde bir şeye inanmışsın. O fikrin peşinde koşuyorsun. Ama yorulursun. Göreceğiz. Görelim. Yine
de teşekkür ederim. Babaannem için. Yani Zeynep'im bu delikanlıyla ne zaman evlenecek diye uzun zamandır bekliyordum. Ayrıldılar mı yoksa? Yok öyle bir şey babaanneciğim. Onu nereden çıkarıyorsun? Hastayım, unutuyorum sanıyorsunuz ama her şey apaçık ortada. Ne zaman söz kesilecek dedim. Öyle suratıma bakıyorlar. Belli ki bir şey olmuş. Zeynep mi ayrıldı yoksa? Sen boş ver babaanneciğim. Sıkma canını bunlarla. Yani sen de tıpkı annen gibi ketumsun. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Sultanım nasılsın? Neden baştan ayrıldığınızı söylemedin? Hani benden bir şey gizlemiyordun sen? Ayrılmadık ki. Hatta... bu akşam sözleniyoruz. Vallahi yüreğime su serptin. Ayrıldınız diye çok üzülmüştüm. Hadi o zaman hemen hazırlığa başlayalım. Ne giyeceksin? Yani daha karar vermedim. Madem öyle ben sana söyleyeyim ne giyeceğini. Ne zamandır hayal ediyordum. Şimdi gerçek oldu. Benim... söz günümde giydiğim elbiseyi sen giyeceksin. Osman, Yusuf eve sabah karşı geldi. Dökülüyordu yorgunluktan eve girdiğinde. Ne oluyor? İlla öğreneceksin değil mi? Geceleri hamallık yapıyor çay bahçesinin borcunu ödeyebilmek için. Ne? Ek gelir olsun diye. Yusuf! Şşş, susana. Tabii. Çocuk para kazansın diye gidemedi gemiye. Şimdi ne eziyetler çekiyor. Şu Gülce'ye baksan ya. Hayırdır? Ne oluyor Şehnaz? Anneciğim sen istersen geç şöyle otur. Çünkü diyeceklerimi duyunca ayakta şoka falan girme maazallah. Şehnaz sen bir sussan mı acaba? Aa ne var canım? Kadın bilmesin mi çocuğun ne hallere düştüğünü yani? Ya ne oluyor söylesenize Allah aşkına söyleyin. Anneciğim Yusuf geceleri başka bir işte çalışıyormuş. Hem de ne ağır iş. Hamallık yapıyormuş. Nasıl yani? Öyle vallahi. Gülce Hanım çocuğu yolundan alıkoymayaydı. Şimdi mis gibi iş olacaktı. Ama çocuğun ocağına incir ağacı dikti işte. Aferin Yusuf'a. Sevdiği kızla evlenebilmek için... gemilere gitmedi. Elini taşın altına koydu. Kimseye belli etmeden işini de buldu, parasını da kazanıyor. Hem karısını yanında tutuyor, hem anasına, abisine destek oluyor. Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür ki böyle evlatlarım var. Ne mutlu bana. Hem Yusuf'a hem size öyle çok yük oldum ki. Aa, sen bu saatte gelmezdin. Hayırdır, bir şey mi oldu? Sormayın. Babaannemle uğraştık.
Yine ne oldu? Zeynep de Halil Bey sözlensin diye tutturdu. Ufak bir kriz geçirdi. İlla göreceğim bu güzel günü deyip duruyor. Herkesin içinde hem de. Nasıl ya? Ah Zümrüt Hanım ah. Sonra? Sonrası babaannemi sakinleştirmek için bu akşam numaradan bir söz kesilecek. Olmaz öyle şey. Çocuk oyuncağı mı bu canım? Sen ciddi misin abla? Evet. Hatta kendi sözünde giydiği elbiseyi Zeynep de giysin istiyor. Yok canım daha neler. Bayağı tören yapılacak yani. Anne kızma lütfen. Babaannemle uğraşması zaten çok zor. Şimdi de buna taktı. Bu söz gerçekleşmeden bizi rahat bırakmaz. Elbise buralarda bir yerde olabilir mi acaba? Taşırken neyi nereye koyduk onu da bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum Selma. Bizim hayatımız darmadağın olmuşken elbiseyi aradığımız yerde bulabilir miyiz sence? Anneciğim haklısın. Ama lütfen sen de bak şu elbiseye. Bu akşam bir atlatalım. Tamam bakarım. Tamam. Ben gideyim babaannem daha fazla yalnız kalmasın. Elbiseyi bulursanız arayın beni olur mu? Sen gördün mü şu elbiseyi? İyi bakayım bari odalara. Alo iyi günler. Hizmetçi ilanız için aramıştım da ben. Birini buldunuz demek. Peki iyi günler. Feriha. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Yüzün asık. İş bulamıyorum. Birkaç ilan vardı zaten. Onlar da ya birini almışlar ya da almaktan vazgeçmişler. Takma kafana ya. Yani bugün olmasa yarın olur. İnşallah. Kendi derdime düştüm seni sormayı unuttum. Sen nasıl oldun? İyisin herhalde. Dışarı çıktığına göre. Turp gibiyim evelallah. Ya bana öyle iyi baktın ki ya zıpkın gibi kalktım ayağa. İyi sevindim. Görüşürüz. Görüşürüz. O üzgünlüğe ben de üzülüyorum ya. Anlatırlardı da inanmazdım. Sevmek böyle bir şeymiş be. Vay arkadaş. Yok. Aa, çekmeceye de bak. Sultanım burada da yok. Başka bir elbise giysem olmaz mı? Olmaz kızım, olmaz. O elbise bana uğurlu geldi. Ay dedenle çok mutlu günlerimiz geçti. Sana da uğurlu gelecek yavrum. Ya nerede olur? Evin başka bir taraflarına bakalım. Buluruz belki. Ha? Ne yaptınız? Buldunuz mu elbiseyi? Annem arıyor. Ona da elbiseye bakın demiştim. Anneciğim ne yaptınız? Orada mıymış?
Ay Selma yok bulamadım. Cananlar kalan eşyamızı Arda'ya kaldırmıştı. Bir oraya da bakın. Tamam görüşürüz. Yokmuş ama Arda'ya bakın diyor. Kalan eşyaları oraya kaldırmışlar. Tamam ben gideyim. Benim bu işe rızam yok. Bunu bilesin Halil. Teyze. Eğer ben bir karar aldıysam onu tartışmam. Biliyorsun. Peki bu evde olan çılgın gelişmelerden Gülhan'ın haberi var mı? Yok. Olmayacak da zaten. Bunu da biliyorsun. Hayır, telaşını gören de gerçek bir tören düzenliyoruz zanneder. Hasta, yaşlı bir kadını sakinleştirmek için küçük bir oyun bu. Neyse ne. Ben bu oyunda yokum Halil. Gerekeni yapacaksın teyze. Ne yapılması gerekiyorsa yapacaksın. Ben yokum diyorum, duyuyor musun? Asıl sen beni duymuyor musun? Anne yarısı olarak gerekeni yapacaksın. Nokta. Senin bizimle ne derdin olduğunu öğrenmeden buradan hiçbir yere gitmiyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için geldiysen boşuna kendini yorma. Onun için gelmemiştim ben. Ne için geldin peki? Arda'nın anahtarını isteyecektim. İntikamını aldın Halil. Aslan'la ailesinin elinde ne var ne yoksa artık hepsi senin. Bu fotoğrafın karşısına geçip göğsünü gere gere durmak hakkındır. Diğer fotoğrafları da güzelce yerleştirdik mi? Her şey tamam. Bu fotoğrafı indiriyoruz teyze. Onları da hiçbir yere asmıyoruz. Aa, neden? Her şeyin bir zamanı var teyze. Onlarla hesabımı kapattığım gün. İşte o gün. Hayatını çaldıkları İhsan Fırat'ın oğlu Halil Fırat'la tanışacaklar. Bu fotoğrafları da Ardi'ye indireceğim. Anahtarı da sadece bende olacak. Hiçbir şey riske atamam. Olmaz. Ne demek olmaz? Anahtara ihtiyacım var şu an. Olmaz dedim. Çık dışarı. Çıkmayacağım. Anahtarı alayım. Olmaz dedim. Uzatma. Yürü. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Sana gideceksin dedim. Gitmeyeceğim.
Ne yapacaksın anahtarı? Ne istiyorsun? Önce bırak şu ellerimi. Babaannem akşam için bir elbise giymemi istiyor. Yok, bulamadım hiçbir yerde. Ardiye'dedir belki diye oraya bakacaktım. Siz buradan gittiğinizde yanınıza almadınız mı eşyalarınızı? Şöyle biraz düşünmeye zahmet edersen buradan nasıl gittiğimizi hatırlarsın belki. Eşyalarımızı çöp poşetine koyup kapının önüne atmışsın. Öyle eşyalarınızı almadınız mı diyecek bir ortam yoktu yani. Durum o zaman öyle gerektirmişti. Biraz düşünürsen hatırlayacaksın. Durum da şu an senin bana anahtarı vermeni gerektiriyor. Hem sen değil misin sözü yapmak isteyen? Babaannem ısrar ediyor, ikna edemiyorum. Sen de beni anla. Bir kriz daha geçirecek diye korkuyorum işte. Yürü. Senin gelmene gerek yok. Oradaysa alacağım, çıkacağım hemen. Ver şu anahtarı. Yaşlı buna oyalamak için oyun çevirecekler işte. Ama ne yapıp edip kendini başrolü çıkartıyor ya. Uyuz oluyorum şuna. Ama bir günlük saltanattan ne olacak? Yarın yine eski haline dönecek her şey. Ben o kadının hasta olduğuna da inanmıyorum. Çok bilmiş Zeynep'in işi olmasın bunlar? Ne yani? Zümrüt Hanım'ın aklına Zeynep mi soktu diyorsun? Neden olmasın? Tam çiftlikten gidecekleri sırada kadının söz yapmak aklına geldi. Hayatta inanmam. Çiftlikten gitmemek için bin türlü dolap çeviriyorlar. Her şeyden haberiniz vardır nasılsa. Hiç beni yormayın. Akşama söz için yiyecek, içecek, işte ne lazımsa halledin. Bir de tepsiyle makas. Kaç çeşit yapalım? Var mı özel bir isteğiniz? Yok Canan. Boş boş konuşup gelme beni. İşine bak. Bizim eşyalarımız. İyi misin? İyiyim. Dikkat etsene. Ne yapayım? Ayağım takıldı, düştüm. Sanki bilerek yaptım ya. Şimdi diyecektim.
Sen ne beter şeymişsin ya. Hı? Her gün yeni bir marifetin daha ortaya çıkıyor Gülce. Anlamadım. Ne diyorsun? Anlamıyormuş. Diyorum ki, Yusuf diyorum, gemiye girip mis gibi ne güzel iş sahibi olacağına senin yüzünden gece gece işlerde çalışıyormuş. Şehnaz, işine bak. Ama anne... Lafımı ikiletme dedim, hadi. Anne, yengeme bir şey mi oldu? Boş ver şimdi sen onu oğlum. Siz şöyle geçin, oturun. Sizinle önemli şeyler konuşacağım. Kötü bir şey yok inşallah. Yok oğlum, yok. Oturun hele. Senin sakarlığına dikkat de fayda etmez. Bu olmasa da düşerdin sen zaten. Daracık alan. Göremedim arkamı, çok normal. Sen neden her şeyde beni suçluyorsun ya? Hadi yürü, çıkalım artık. Yürü. Ben daha eşyalarımızı bulmadım. Sen... O ses tonuna dikkat et. Olur. Ederim. Bu mu kaldı bakmadan? Gel. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu... Dur, dur artık, dur. Evet. Köyde babadan kalan bir arazi var ya, muhtar aradı, birkaç kişi almak istemiş, ciddi alıcılarmış, iyi de para veriyorlar. Ben diyorum ki orayı satalım, borçları kapatalım. Ha oğlum, ne dersin? Anne, sen o araziye ev yapmak istemiyor muydun? Olmaz öyle şey, satamazsın. İtiraz etme oğlum. Benim evde de arazide de gözüm yok. Siz mutlu olun, bana yeter oğlum. Ama orası aile yadigar. Satmasanız. Yok kızım. Bu ev hepimize yeter. Evlatlarım mutlu, huzurlu olsun. Daha ben ne isterim ki? Çok sağ ol annem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Kuzum. Teşekkürler nenem. Hmm.
Hadi otur babaanne artık. Ay yok yok, oturasım yok. İçim içime sığmıyor kızım. Sultanım, kim bilir bu elbise sana nasıl güzel yakışmıştır. Sen benden çok daha güzel olmuşsun. Bu ne mümkün? Hadi gidelim artık. Dur, dur kızım, acele etme. Şöyle yüzüne gözüne biraz boya sür. Tamam, güzelsin biliyoruz da. Hazırlıksız gidersen böyle önemsemiyorsun, özen göstermiyorsun sanır sevdiceğin. Sen de saçlarını biraz daha düzelt. Hadi kızım, hadi. Tamam, tamam. Hadi gel otur. Kızım, o kadar az olmaz, biraz daha sür. Ay, gören de seni zorla veriyoruz zannedecek. Hadi çabuk hazırlan, daha biz hazırlanacağız. Keşke sevdiğin adamla gerçekten sözleniyor olsaydın. Aa, ne konuşuyorsunuz siz yanımda öyle fısır fısır? Yoksa gelin vaz mı geçti? Yok babaanneciğim, saçını nasıl yapayım diye sordum. Ay vallahi yüreğime iniyordu. Ay kimsenin nazarı değmesin de vazgeçmesinler. Bir an önce sözü keselim. Damat adamsın. Ben giydiririm. Gel. Ama bir şey eksik gibi. Evet evet, bir şey eksik. Kravat? Ne kravatı? Eren. Oyun oynuyoruz burada. Gerçek söz mü sanki? O zaman... Bir dakika, bir dakika. Buldum. Bekle. Eren, bir şeye gerek yok. Bekle. Bulacağım şimdi bir şey. Bunu takacağız. Mendil. Takacağız abiciğim, takacağız. Oldu bence ha? Yakışıklı oldun. İşte şimdi tam damat oldun. Abuk subuk konuşma Eren. Bir şey soracağım. Ama bak, kızmayacaksın. Bu söz gerçek olsun ister miydin? Sana abuk subuk konuşma dedim Eren. Yürü. Ben daha eşyalarımızı bulmadım. Sen.
tamam da. Yok şimdi. İntikam aldığın kızla sırf babaannesi üzülmesin diye yalandan nişanlanıyorsun. Ben de bunu yedim. Halil. Bir tek bana garip gelmiyordur herhalde. Eren. Git bak bakalım. Her şey tamam mı? Hadi. Hadi. Yok, arayacağım. O böyle olmaz. Düşün. Efendim? Alo Feriha? Ya aklım sende kaldı. Nasıl oldun? Moralin güzeldi mi? Ya bir de şu iş konusunu kafana takma lütfen. Merak etme, iyiyim. Ama şimdi ütü yapıyorum, işim var. Başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyorum. Dur, kapatma. Dur, kapatma. Ya ben sana mantı yapsat demiştim ya. Hani millet beğenir falan. Bak mantıları sen yap. Ben onları gider pazarlarım, satarım, anladın mı? Hem gel benim evimde mantıları aç. Ne güzel iş. Hem gidip de milletin ağız kokusunu çekmezsin. Sağ ol düşündüğün için ama o iş öyle kolay olmaz. Neyse, sen beni boş ver. Hadi iyi geceler. Sen nasıl dersin? Haydi kapattı yine. Tabii çok sıktık kızı. Kapatır tabii. Haydi ben senin çenene Hakan. Çay taze, size de getirdim. İçer misiniz? Olur, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ablacığım, ne oldu? Hiç, yok bir şey. Ta ne zamanki fotoğrafımı beğenmiş. Niye ki? Niye gezmiş profilimde?
Yok kızım, toplama öyle. Açık kalsın. Tamam babaanneciğim. Gerçek olmadığının farkındasınız değil mi? Sonra bu konağın yeniden hanım olacağım zannedip de üzülmeyin. Merak etmeyin, biliyoruz. Bir an önce bitse de şu ortamdan kurtulsak diye düşünüyoruz. Eminim öyle düşünüyorsunuzdur. Tuttu. Yardım etsene.
Allah kem gözlerden korusun. Bana söylediklerini torunuma söyle şimdi. O güzel sözlerin muhatabı o. Sevdiğini ay ışığına benzeten bir sözlüğüm var artık. Çok şanslısın. Zeytin. Bu insanların benim için yaptığı iyiliklerin karşısında ezilip duruyorum. Yusuf bana böyle güzel destek olurken ben sadece ona yük oluyorum. Zeytin. Ben ona daha fazla zarar vermek istemiyorum. Çünkü ona çok değer veriyorum. Yusuf'u bu sahte evlilikten kurtarmam gerek. Artık özgür olması lazım. Bunu hak ediyor. En iyisi gidip Yusuf'la konuşmak. Hoş geldin. Hoş buldum. Yusuf. Ben seninle önemli bir şey konuşacağım. Çok düşündüm. Neyi? Annen dediklerini tekrarladım. O söyledi, ben onun üstüne söyledim. Ondan bahsediyor yani, rol icabı. Tabii. Öyledir. Başka ne olacaktı ki? İçeridekiler bekliyor, hadi. Dur kızım, öyle olmaz. Hadi sözlünün koluna gir bakayım, hadi. Bir isteğiniz var mıydı? Yok Asu. Gören de gerçekten söz yapıyoruz zanneder. Of!
Hadi yürüyün. Ay, çiftimiz de geliyor. Fena görünmüyorlar değil mi? Bayağı inandırıcılar. Çocuklar geçin şöyle. Sultan, tuz attın mı? Thank you.
Nasıl? Güzel olmuş mu? Çok güzel. Aslında sevdiceğin seni çok düşünmüş. Bol tuz at dedim ama. Şanslısın. Kahvelerimiz de bittiğine göre Allah'ın adını anma zamanı geldi demektir. Allah'ın emri. Aa, dur oğlum dur. Ailenin büyüğü dururken nerede görülmüş damadın kendine kız istediği? Torunumu istemek teyzene yakışır. Teyze iyi misin? Doğru diyorsunuz Zümrüt Hanım.